İspanya'dan herkese günaydın. Aç kaldım. Evet, sabah kalktım. 10.30 zannediyordum kahvaltıyı. Meğersem 10'da bitiyormuş. Kahvaltı orada hala durduğu halde vermediler. Yani bu nasıl bir misafirperverlik ulan. Kahvaltı bitti yiyemezsin dediler. İspanyolca söylediler tabii ki, ben anlamadım. İngilizce biliyor musunuz dedim. No, close yaptılar. İngilizce bilmiyorlar çünkü. Şu an hosteli göstereceğim ufaktan. Burası güzel bir hostel. Yani 17 euroya göre hakikaten iyi bir hostel. Hani oyun alanı, bilardosu, havuzu bile var ki bu paraya, 17 euroya havuz biraz lüks. Bunun dışında hostellerde kalırken kesinlikle dikkat etmemiz gereken bir şey var. Eğer ki derse ki paylaşımlı mı oda istiyorsun yoksa normal oda mı istiyorsun? Deyin ki paylaşımlı istiyorum. Çünkü her zaman paylaşımlı olmayabiliyor. Mesela şimdi benim odama çıkacağız. Bakın, iki tane yatak var. Paylaşımlı oda istedim, 17 euro verdim ama kimse yok içeride. Yani adam sana soruyor, paylaşımlı mı normal mi? Sen paylaşımlı dersen paylaşımlı olabilir ama olmama ihtimali de var. Yani ille de paylaşımlı olacak diye bir şey yok odanın. O yüzden hostellerde kalırken paylaşımlı oda derseniz eğer daha ucuza kalabilirsiniz. Yani en azından 17 euro bence ucuz bir rakam. Görmüş olduğunuz gibi iki tane yatak var burada. Ama dediğim gibi kimse olmadığı için 17 euroya tek kalıyorum. Eğer 25 euro verseydim yine tek kalacaktım. Bir şey değişmeyecekti. O yüzden hostellerde bu detay önemli. Hostelden çıktık şu an. Gidiyoruz bakalım, ev bakacağız bir tane. Eğer olursa hostele daha fazla para vermek istemiyorum. Günlük 17 euro. Çünkü ev tutarsam günlüğüm 7,5 euroya falan gelecek çünkü. 150 euro falan evler burada. Ev dediğim yani oda tutacağım tabii ki. Meksikalılarla falan kalacakmışız gibi duruyor. Bakalım neler olacak. Burası da yani ufaktan göstereyim. Dediğim gibi her taraf Renault, Citroen. Yani normal arabalar. Türkiye'de hiçbir farkı yok. Türkiye'deki arabaların aynısı burada da. Pek bir, yani kendimi yabancı ülkede gibi hissetmiyorum şu an. Şu sokağa bakın mesela. Yani çok az çok az bir farklılık var diyebilirim. Onun dışında gayet sokaklar falan bana Türkiye'yi andırıyor. €150. €150. Like with water, light. Yeah. €150, right? Yeah, that's fine. But the thing is, like, we didn't know. $400. It's just for you. Are you kidding me? No. Are you kidding me? Okay, because there's just a flat for you. Yeah, I know. Just okay. Yeah, but it's fucking expensive. Yeah, obviously it's expensive. Yeah, and tell her that if he finds someone to stay with, he will rent, but he can't afford, you know. Görmüş olduğunuz evi kiralamadık çünkü 450 euro dedi, çıldırmış gibi bir rakam verdi bana. Ki 5 ay kalacağım, 2000 euro o da 10 milyon üzerine para, bir eve veremem yani. Sadece bana özel olacaktı ev ama yine de 450 euro çok fazla. 200, bizim bütçemiz 200 ya da 150 euro civarına bir oda kiralamak yani.
2-3 kişinin kaldığı bir evde bir tane oda kiralamak istiyoruz. Şu an hala badim yanımda, onunla beraber baktık evlere. Bir tane ev baktık, bu videodaki gördüğünüz evden önce bir tane daha ev baktık. O da dormitory tarzındaydı, onu da beğenmedim. Ben biraz daha böyle 3-4 kişi bir yer tutalım, 3 kafa dengen takılalım falan tarzı bir şey istiyorum. Bakalım neler olacak, şu an evsiz bir şekilde İspanya sokaklarında geziyoruz. İnternet almak için öncelikle banka hesabı açmak gerekiyormuş. Banka hesabı açmak için de öncelikle ID almak gerekiyormuş. O yüzden şu an çok karmaşık bir sistemin içerisindeyiz. Hey, say hi. Karmaşık. Hola. Hola. Yeah. You speak some Turkish? No. Teşekkür ederim. Oh, teşekkür ederim. She knows that. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şu anda bankaya geldik. Üç Yunan, bir de Spanish. Arkadaşla beraberiz, bakalım neler olacak. Gördünüz mü, burayı kapattılar. Bunu neden kapattığını birazdan açıklayacağım. Burası bir devlet dairesi ve saat öğlen 2'de burayı kapattılar. Bir devlet dairesi öğlen saat 2'de kapatıyorlar. Bunu açıklayacağım sonra. Şimdi dükkanların neden kapattığını açıklıyorum arkadaşlar. Saat 12-1 sularında bunlar siesta'ya çekiliyorlar. Ya buradaki dükkanların, yani arkadaşımın söylemesine göre %60-%70'i, ben de gördüm birkaç gün kapanan dükkan, %60-%70 kapanıyor. Bakın, International Office, İspanya'daki bazı kurumlar, yani benim okulumda gideceğim bazı kurumlar dahil, her yer saat 12-1-2 arası siesta'ya çekilip akşam 4-5'e kadar kapalı oluyorlar. Yani bu siesta kısmı da şey oluyor, uyku. Bunlar o saatlerde uyuyorlar. Bunu ben daha önce duymuştum zaten Avrupa'ya giden birinden. Tuhaf gelmişti biraz ama hakikaten dediğim gibi doğruymuş. Bu adamlar bu saatlerde uyuyorlar yani. Şimdi kamera elimde sabahtan akşama kadar, boynumda takılı, hem boynumu yoruyor hem sağa solu size göstermeye çalışıyorum biraz. Eğer ki İspanya vloglarını beğeniyorsanız, hoşunuza gidiyorsa bu vloglar, yorum yapın. Deyin ki işte devam et İspanya vloglarına, İspanya'daki, hani şu an sokakta yürüyorum az çok, arkamdan sağa solu görüyorsunuz diye düşünüyorum. Buna devam et deyin. Eğer ki bu hoşunuza gitmiyorsa, yani İspanya neymiş lan, biz İspanya'yı mı göreceğiz diyorsanız da, eğer yine yorum yapın İspanya vloglarına. Yani en azından sokaktaki vloglara devam etmem. Biraz daha böyle spesifik şeyler çekmeye çalışırım. Bakın mesela. Burası böyle bir yer. Şimdi az önce çok güzel bir şey oldu. Yunan kız dedi ki, 3 tane Yunan kız vardı. Biri dedi ki, cana yakın olan, gel bizde kal ya dedi, işte şeye kadar, ev bulana kadar gel bizde kal dedi. Diğerleri şöyle bir, hani olabilir, hani niye olmasın falan dedi. Ben dedim o zaman siz kendi aranızda figüre edin dedim bunu. Yani ayarlayın dedim. Sonra bana yazarsın, numaram var zaten size dedim. Tamam dediler, gittiler. Şimdi şey yapmak istemedim kıza. Kız evet dedi, kız gel kal dedi ama diğerleri hani bu teklifi yapmadı. O kız yaptı sadece. Diğerleri böyle o tabii kalabilir falan dedi ama mecburiyetten söylediler biraz. O yüzden kıza şey yapmak istemedim. Tamam geleyim işte sizle falan demek istemedim. Ayrıldım şimdi. Siz bana yazarsınız dedim işte, eğer olur da gelme ihtimalim olursa diye. Buddy'den de ayrıldım. Şu an tekim. Burger'a gideceğim. Yemek yiyeceğim. Maps'ten hostelin konumuna bakıp hostelde günümü bir gün daha uzatacağım artık mecburen. Ve yarın sabah tekrardan ev aramaya çıkacağız Buddy ile beraber. Ki şu an elimizde hiçbir option yok. Yani ne yapacağız hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Siesta'yı da anlattım dediğim gibi. Şu an durumlar bu şekilde. Evsiz, homeless bir şekilde geziyorum. Arkadaşlar şu an bir alışveriş merkezine girdim. Size ayakkabı fiyatlarını göstereceğim. Mesela burada böyle ayakkabılar var. Bunlar neymiş markası? Salomon. 100 euro Salomon ayakkabılar. Salomon bayağı pahalı bir marka diye biliyorum Türkiye'de de. Buraya gelelim. Bizde bir zamanlar Tiger vardı, Asics'in. Onların ayakkabıları 54 euro. Puma var şöyle bir tane. Gördüğünüz gibi 50 euro sadece. Yani 50 euroya, İspanya'da yaşayan bir kişi 50 euroya bir ayakkabı alabiliyor. Adidas ayakkabılarına bakalım, klasik. 70 euro. 94 euroya var, 70 euroya var.
şey olarak düşünün bunu. Buradaki insanların şu an asgari ücret ne kadar bilmiyorum ama 1400 birim euro kazandığını düşünün. Türkler de 1400 birim TL kazanıyor. Yani birim olarak gidebilirsek eğer üzerinden, birim üzerinden gidebilirsek daha anlaşılır olacak. Çünkü parayı biliyorum. Ben şimdi size 100 euro ayakkabı dediğim zaman aa 400 lira Türkiye'de de aynı fiyat kardeşim başlarım Avrupa'sına falan diyeceksiniz. Hayır. Birim olarak gidelim. Bakın mesela benim şu an iki tane ayakkabı beğendim. Size göstereceğim. Birisi bu. Diğeri de bu. Öncelikle hangisini alayım yorum yapın diyeceğim ama bu videoyu yüklediğimde muhtemelen birini seçmiş olacağım. Veya ikisini de alacağım bilmiyorum. Fiyatlarını göstereceğim. Bakın. 40 euro. 40 euro. 40 euro. Bunlar Nike'tı. 42 ve 43'ü. Bu da Adidas'ın olması lazım. 40 euro. Yani şu ayakkabı. Şu görmüş olduğunuz ayakkabı. Sadece 40 euro. Diğer Nike de 40 euro. Şöyle göstereyim bir eksini. Yani şöyle düşünün. Türkiye'de 40 TL'ye bir ayakkabı alabildiğinizi düşünün. Bildiğiniz 40 TL'ye bir tane Nike'ın Adidas'ın ayakkabısını alabildiğinizi düşünün. Bu da 40 euroymuş. Bu da 40 euro. Artık fiyatlar bu şekilde. 100 tabii 100 euroya atıyorum mesela bu. 100 euroya 150 euro da var ama bizim baktığımız tabii düşük modelleri. Bu Nike'ın çok pahalı modelleri var mesela. Bakın bu nedir ya? Böyle model var mesela. Çok pahalı değil mi? 70 euroymuş aslında. Var yani 100 euroya falan da var 100-110'a ama genel olarak ayakkabılar 50-60-40 euro civarı. Türkiye'de 40 liraya ayakkabı alabildiğinizi düşünün Nike'dan Adidas'tan. De hangi ayakkabı daha iyi yorumlara yazın bakalım doğru seçim yapmış mıyım? Thank you demeye o kadar çok alışmışım ki Amerika'da hani sürekli thank you thank you thank you thank you diye diye yani gracias kelimesini bildiğim halde en azından İspanyolca bir kelime konuşayım değil mi? Gracias'ı bildiğim halde gracias diyemiyorum. Bugün bu neymiş ya? Çantalar 5 euro, şu 10 euro diyor. Arkadaşlar bugünkü vlogumuzda diyeyim neler yaptık? Dışarı çıktık, ev baktık. İspanya'da benim bulunduğum bölgeden azından Jaén'de evler yaklaşık olarak 150 euro kiralaması. Odadan bahsediyorum kusura bakmayın ev değil. Bir odayı kiralaması 150 euro. Ev kiralaması 1 artı 1 ev baktık 450 euro. Demek ki buradaki fiyatlar aynı. Türkiye'nin küçük bir şehrini düşünün böyle. Neresi olabilir? Uşak gibi, Kütahya gibi bir şehrin düşünün Türkiye'nin. Çünkü burası küçük bir şehir. 1 artı 1 evler 300-400 lira Türkiye'de. O ev, şehirlerde. Burada da aynı şekilde. O kiralar da aynı şekilde. 150 euro bir oda. Türkiye'de de 2-3 kişi bir ev tutsam bir oda 150 euroya gelir. Tabii İstanbul'dan, Ankara'dan bahsetmiyorum. Onun dışında ayakkabıların fiyatlarına baktık. Nike'lar ve Adidas'lar 40 Euro'dan başlıyor. 100 Euro'ya kadar arkadaşlar. En pahalı gördüğüm 120 Euro'ydu sanırım. Yani normal bizim Türkiye'de 250-300 liraya aldığımız Nike'lar, Adidas'lar burada 50-60 Euro. Yani zaten 60 Euro'yu 4 ile çarptığınızda 240 yapıyor zaten. Hemen hemen aynı hesap. Burada almanın, Türkiye'de almanın bir farkı yok bizim için. Çünkü biz Türk Lirası kazanıyoruz. Fakat bu adamlar için, bu adam aldığı paranın 1400 birim para alıyor. 1400 birimin 40 birimiyle ayakkabı alabiliyor. Biz 1400 birim alıyoruz. 1400 birimin 250 birimini ayakkabıya vermek zorundayız. Şu an ayakkabı mağazasından çıkıyorum. Ayakkabımı aldım. Bakalım yorumlarda bilebilecek misiniz hangisini aldığımı? Buraya gelip hatta birkaç tane ayakkabı alabilirim ileride. Anlatacaklarım bugün bu kadar. Ev bulduğumda ev vlogu çekeceğim. Görüşmek üzere. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bir dakika bir arabalar göstereyim önce. Bakın Audi, Mercedes,
Volkswagen, Renault, Citroen, Renault. Yani arabalar Türkiye ile aynı. Ne kadar Türkiye'de lüks araba varsa burada o kadar lüks araba var. Ne kadar normal araba varsa o kadar da normal araba var burada. Arabalar ve sokaklarda çok bir değişiklik yok. Amerika gibi dediğim gibi beni böyle büyülemedi. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Hani biz Türkler çok yardımsever milletiz ya. Hani biz birbirimize çok yardım ediyoruz ya. Hep bunu deriz mesela. Bunu Amerika'ya geldiğimizde bu özelliğimizi neden bir kenara bırakıyoruz? Amerika'ya diyorum, yurt dışına çıktığımızda bu özelliğimizi neden bir kenara bırakıyoruz? Bakın, buraya geliyorum ve Türklerden yardım istiyorum. Diyorum ki bakın arkadaşlar, yani ulan biz Türk'üz lan. Aynı ülkede doğup büyümüşüz. Diyorum ki geliyorum, ne yapayım, ne edeyim, nerede kalayım kardeşim? Bana sanki böyle İspanyol gibi cevap veriyor. Şunu yap, bunu yap. Ulan bir adam akıllı bir cevap ver, yardım et. Sonra asıl bomba burada. Buraya geldim. İki tane Türk, evleri boş. Dedim ki bakın, parası neyse vereyim. Hani 200 euro mu kira veriyorsun? 10 günlüğü ne kadar diyelim? 70 euro mu? Vereyim parası neyse. Kalayım 10 gün dedim. Ev bulana kadar hostelde kalmayayım. Çünkü hostelde yemek yok. Yani ben 17 euro, 25 euro hostele veriyorum. Artı bir de günlük yemeğe 15-20 euro harcıyorum. Bu olmasın diye dedim ki sizde kalayım. Eviniz boş zaten. Bakın cevap yazmayı kesti. Ciddi diyorum, bir tanesi cevap yazmayı kesti. Bugün biriyle daha konuştum ve dedim ki kardeşim bir şeye ihtiyacın olursa buradayız falan yazdı, yaptı böyle. Türk ayağı yaptı işte. Kanka ayağı yaptı. Ben dedim ki kardeşim eve ihtiyacım var. Ya benim ev boş demişti hatta bana. Ben dedim eve ihtiyacım var. Eğer dedim sende 10 gün kalabilirsem, evi boş sonuçta. Parası neyse veririm. Ve dedim ben de Türklerle kalmak istemiyorum. Siz haklısın dedim. Yani şu konuda haklılar. Türklerle takılmak istemiyor olabilirler. Doğru. Ben hep söylerim, yurt dışına çıkıyorsan Türklerle takılma. Ama ulan benim evim yok ya. Evim yok, evim. Yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt kademesindeyiz şu an. Ev yok, barınma yok. Sen böyle bir adama nasıl sırtını dönersin ya? İkisi de cevap yazmayı kesti. Mesajları okudular. Okundu, yapıp bıraktılar WhatsApp'ta. Yani bu hakikaten terbiyesizlik. Bu başka bir şey değil ya. Yani en kötü cevap verdik. Yok kardeşim, olmaz de. Onu bile anlarım yani. Okundu, yapıp bıraktılar ya ikisi de. Birisi birkaç saat oldu. Diğeri iki gün önce yaptı aynısını. Sonra bir tane Bosna Hersekli kız bana yardım ediyor. Diyor ki benim bir arkadaşım var Türk. O diyor sana ev bulabilir. Onun evi boş. Ev bulabilir diyor. Onun evi boş. 10 gün, 10 mü, 15 gün mü ne boş olacak. Arkadaş onun Ekim'de geliyormuş. Onda kalırsın dedi. O kadar rahat konuştu ki. Çünkü çocuk buna demiş, biri olursa yardım ederim, hani bende kalır falan. Artık kıza mı yavşıyordu, ne yapıyordu veya ayak mı yapıyordu. Ben de ona dedim ki eğer dedim o kişi Türkse, biz dedim Türkler yurt dışında Türklerle takılmayı pek sevmeyiz dedim. Kız dedi ki bu takılma değil, bu yardım etme dedi. Ben dedim yardım etme olsun. Ben dedim böyle böyle birkaç olay yaşadım. Yine de bir sor dedim. Ya sen rahat ol dedi kız, sordu. 3 gün kızdan ses yok. Dedim ne oldu ya, çok özür dilerim söylemeye utanıyorum ama dedi. Ne dedim? Çocuk düşüneceğini söyledi işte, pek sıcak yaklaşmadı dedi. Ulan oğlum ben zaten buraya erken gelsem buradaki en kral ortamı kurar. Buradaki en kral eve geçerdim zamanında, Ağustos sonunda gelseydim. Ha ben Amerika'daydım, gelemedim. Şimdi geldim, okul başladı 2 hafta olmuş. Siz partilere şunlara bunlara başlamışsınız, evlerini tutmuşsunuz falan filan. Şimdi buraya geldik, bize sırt çeviriyorsunuz ha. Yani diyecek bir kelime bulamıyorum. Bu cidden terbiyesizlik. Bu hakikaten terbiyesizlik. Yani bir evi olmayan bir adama, bir de senin ülkenden bir adam, gelmişim buraya kadar. Burada bana sırt çevirmen, cevap bile yazmaman hakikaten büyük terbiyesizlik. Yapacak bir şey yok. Yabancı arkadaşlar yardım ediyorlar sağ olsun. Hani bir de gavurdan dost olmaz derler. Yabancılar sağ olsun yardım ediyor. Badim bakıyor, bugün iki eve baktı, görmüşsünüzdür zaten. Bugün yarın ben ev bulurum. O sizin ortamlarınıza girerim. Orada bir suratınıza şöyle bir bakmak istiyorum ya bir girdiğimde. Aynı ortamlarda bulunacağız sonuçta değil mi? Aynı partilere gideceğiz. Aynı international eventslerde beraber olacağız. Bir suratınıza bakmak isterim orada. Anlatacaklarım şu anlık bu kadar. İspanya'daki ikinci günümü bitirmiş bulunuyorum. Bu akşam International Dinner var. Eğer ki çekebilirsem orada da video çekeceğim. Çekemezsem video burada bitmiş demektir. Ciao ciao. Gracias.